Ben Erdin Çamaç, fotoğraf çekmek olaya hoş geldiniz. Sizlerden epey bir talep geliyor XH2S ile ilgili. Size daha önce de söz verdiğim gibi epey bir içerik tabii ki üreteceğim. Makinenin teknik detaylarına girmeden önce sizinle bir, bugün bir menü incelemesini yapmaya karar verdim. Gelin hep beraber şimdi menüye bir dalalım sevgili dostlar. Öncelikle üst mod konumuzu A'ya getirin ki fotoğraf ayarlarını inceleyelim beraberce olur mu? Menüye giriyoruz. IQ bölümüne girdiğiniz zaman görüntü kalitesi seçeneğini var. Ona bir girelim öncelikle. Burada gördüğünüz gibi Fine var, Normal var, normal, Fine artı Raw var, Normal artı Raw var ve Raw var. Şimdi biz bunu Normal artı Raw yapar iseniz eğer, Burada gördüğünüz gibi bir seçene açılacak önünüze. JPEG ya da HEIF'i seç. Onu ayrı bir içerikte JPEG ile HEIF arasındaki farkı inceleyeceğiz tabii sizinle beraber ama şöyle söyleyeyim çok kısaca. HEIF 1 milyar renge sahip bir işlenmiş fotoğraf formatı. RAW bildiğiniz gibi fotoğraf formatı değil, RAW sadece datadır. Eğer ki daha sonra fotoğraflarınızı işlemeyi düşünmüyor iseniz şuradan gelip Fine'a Fine'ı seçip buradan da Heyf'i seçerseniz de oradan doğruya Heif çekersiniz. Biz görüntü, buradan da görüntü boyutunu seçebiliyorsunuz. Burada epey bir görüntü boyutu var. 3 bölü 2, 16 bölü 9, 1 bölü 1, 3. Yani aslında xt 4ten şu ana kadar gördüğümüz yegane fark JPEG'in haricinde XH2S'in size bir HEIF formatı da veriyor olması. Dediğim gibi onu daha sonra inceleyeceğiz. Şimdi burayı çıkalım ve devam edelim. Film benzetimlerinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz ama şuradaki arka menü butonundan da ayarlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Oradan çıkalım hemen göstereyim ben size. Buradan da ayarlık pardon. Evet buradan da ayarl ayarlayabiliyorsunuz. Çıkalım tekrar menümüze girelim. Buradan itibaren Heif ya da JPEG fotoğraflarınıza, fotoğraf formatlarınıza istediğiniz ayarları yapma seçenekleri çıkıyor karşınızda. gran efekti, krom rengi efekti, mavi renk krom efekti, beyaz dengesi otomatik biliyorsun. Beyaz dengesini artık daha önce de bir içerik yaptım beyaz dengesiyle ilgili. Onun üzerine tekrar dönmeyeceğim. Ama fotoğrafta oldukça afetici bir kavram olduğunu, dolayısıyla bunu otomatikte bırakmanızda bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Ee, dinamik aralık öncesi otomatik. Şimdi sevgili dostlar, bunu daha önce de incelemiştik ama şunu dinamik aralığının kapalı olduğunu göreceksiniz. Neden biliyor musunuz? Buradan çıkalım, ISO'muza gelelim. Hemen anlatayım ben size dendenini. ISO'muz OTO2'de ve üst limitimiz 6400 ISO. Eğer ben bunu 160 ISO'ya indirirsem ve tekrar menüye girer isem bu sefer dinamik aralığı açık ama D aralık önceliği yani dinamik aralık önceliği kapalı. Çünkü bu dinamik aralığın önceliğini açabilmek için 160'ın üzerine başlamanız lazım. 200, 400 ve 640 olarak biliyorum. Yanlış bilmiyor isem. Hemen bakalım. Tekrar buradan çıkıp ISO'nuzu eğer ki 640'a ayarlar iseniz ve tekrar menüye girer iseniz ve tekrar az önceki seçeneklere gelir iseniz bu sefer de dinamik aralığınız kapanmış olur ve buradan çok daha faydalı olduğuna inandığım ve özellikle rol çekimlerinizde aralığınızı dinamik aralığınızı çok daha genişletebilen D aralık önceliğini tercih etmenizi ben tavsiye ederim size. Onun haricinde dediğim gibi işte rengi düzeltebilirsiniz, artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Renk dediği de satürasyon yani rengin doygunluğu. Keskinliğinizi, yüksek ISO nere, yüksek ISO'da noise dediğimiz gren düzeltmelerini yapabiliyor. yani reduction dediği azaltma anlamına geliyor sevgili dostlar. Uzun pozlamada oluşabilecek grenleri azaltma seçeneği de uzun pozlama nere'dir lens modülasyonu iyileştirmeyi açıkta tutun. O çok önemli bir şey değil. Ve bütün bunları yaptıktan sonra da daha sonra inceleyeceğimiz C1, C2, C3, C4 ve C7'ye kadar olan seçeneklerden bir tanesini bunu yaptığınız ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Ve burada da o ayarlarınızdaki ileride yapacağınız herhangi bir C1'de yapacağınız herhangi bir değişikliği de otomatik olarak güncelleme yetkinleştirebilirsiniz. Özel mod ayarını daha sonra geleceğim. AFMF yani bu cihazın biliyorsunuz en önemli XT4 ile en önemli farklarından bir tanesi burada bulacağımızı inanıyorum. Burada tabi netleme bölgesi var. Onun haricinde üzgünüm ama burada hani bir C bilmem ne butonu vardı ya CSM butonu. Bunu şöyle yapmış. Dokunduğunuz anda buradan ayarlıyor. İşte manuel fokus AFS ve AFC olarak. Biz bunu bu sefer AFS'de tutalım ve tekrar menümüze dönelim sevgili dostlar. AF tipi ben niye orada tutuyorum? Şununla, şu sebepten dolayı anlatayım. Şu anda gördüğünüz gibi şu orta küçük noktanın üzerine yukarıdaki joystickten sağ ya da sola dokunduğunuz andan itibaren buraya ulaşırsınız ve buradan itibaren de sağ arka çark sayesinde bunu otomatik olarak ister bölgeye ister genişe getirebilirsiniz. Dolayısıyla tek bir yerden tekrar menüye girmeden ayarlarsınız. O yüzdendir ki ben bunu olda bırakırım. Şimdi tekrar menümüze dönelim. AFC özel ayarları. Bununla ilgili de ben bir içerik yapacağım size. bu AFC özel ayarları video için geçerli olan ve video için çok önemli olan bir ayar olacaktır sevgili dostlar. Burada ne demiş? AF modunu kadraj yönüne göre kaydet. Kapalı tutun. AF noktalı ekran kapalı tutun. Yoksa ekranınız fena halde dolacaktır. Fokus noktalarının sayısı 117. Bu tabi 425 noktaya kadar çıkabiliyor gördüğünüz gibi ama bu sefer e, fokus değişikliği yapmak istediğiniz zaman ekranınızın üzerine joystickinizle beraber bunu yapana kadar dünya kadar zaman geçer ve çok daha bir fark etmediğini gördüm. Daha süratli davranabilmek için 117'de bırakın. Önceden AF'nizi açık tutun. Ben size tavsiye. Ee, yardımcı ışık, AF yardımcı ışık, yüz göz tanıma ayarı. Şimdi bu da var tabii XT4'te. Ben bunu kapalı tutuyorum. Çünkü daha sonra e, bunu iki tane fonksiyon düğmesini ayarlıyoruz. Onu göstereceğim ben size. Ondan sonra da nesne algılama ayarı. Burada çok ilginç şeyler var. Hemen oraya bir göz atalım. Nesne algılamaya açık açığa girdiğiniz zaman Seçenekler karşınıza çıkıyor. Hayvan seçebilir, kuş seçebilir, otomobil seçebilir, motosiklet ve bisiklet seçebilir, uçak ve tren seçebilirsiniz. Ama bununla kalmıyor inanın. Bazen masa görüyor, masayı tercih ediyor. Eğer sizin pozisyonunuza göre bir koltuğu görüyor, koltuğu da nesli olarak algılayabiliyor. Çok ilginç bu. Yani hiç öyle sadece buradakilerle kısıtlı olduğunu falan düşünmeyin. E, bunu da kapalı tutuyorum ben. Çünkü buradaki bir düğmeden ayarlıyorum. Onu ihtiyacım olduğu zaman. Olmadığı zaman da çünkü özellikle fotoğraf çekerken çok sıkıntılı oluyor sevgili dostlar. Nesne algılamadan sonra AF artı MF'yi açın. MF yardımı tepe olarak açın. Netlik kontrolünü açın. AF, CF'nizi MF'ye getirin. Neden açtığımızı göstereyim ben size. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı gözükmeye başladı. Daha da emin olmak istiyorsanız netlemenizden bu yaptığınız ayarlar sayesinde İstediğiniz yeri net diyeceksiniz, gördüğünüz gibi. Bunları da yaptıktan sonra tekrar önümüze girelim. Ee, buradan sonrasını hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Gelelim çekim ayarlarına. Şimdi eğer spor çekimler falan yapacaksanız bu moda modu mutlaka bir düğmeye atayın çünkü bu moda açtığınız itibaren %25'lik bir crop ile fotoğraf çekmeye başlarsınız. Ön çekmesinde bu moddayken mutlaka açın. Açın ki önden ufak ufak çekmeye başladı. başlasın ki daha net fotoğraflar yakalayın. Özellikle de burst mod dediğimiz çoklu çekimlerde ön çekmesi modunu mutlaka açın sevgili dostlar. Hatta hemen girelim. Şu anda kapalı. Neden kapalı? Çünkü burst modda değiliz. Ondan sonra buradan yapacağınız zamanlayıcı ışığına gerek yok. Ha, zamanlayıcı ışığı kendi kendine çek dediğinizde onu da ben buradan yapmıyorum. Kapat diyorum ama buradan 2 ve 10 saniye seçeneği var ya. Q düğmesinden yapıyorum. Q düğmesi de zaten çok büyük avantajlar ve seçenekler var. Q düğmesiyle ilgili bir içerik yapmıştım. Q düğmenizi lütfen doğru kullanın. Ondan sonra zamanlayıcı ışığı da o yüzden açıyorum ki ne zamana çekeceğini özellikle 10 saniyeyi ayarladığım zaman göreyim. Bu ara zamanlı çekim sevgili dostlar. Aslında bununla ilgili de bir içerik yapmam lazım. Bu time lapse dedikleri yani böyle hani çok fotoğrafı aralıklı çekilmiş fotoğrafları sonra bir video haline getiren moddur bu. Bu modu da inceleyeceğiz sizinle beraber. O zaman değerlerini evet. Şimdi braketleme ayarları. O braketleme ayarlarını zaten daha önceki videolarda bir videomda da size anlatmıştım bunları. Film benzetim dizisi, netlik dizisi, ışık ölçer. Ha ışık ölçeriniz tabi burada seçenekler var. Çok alan, merkez ağırlıklı, nokta ve ortalama ama Yaptığım denemelerde bunu orta çok alanında da tutarsanız en sıkıntısız netlemeyi yakalarsınız. Enstantane tipini ben bu makinede ESD bırakıyorum. Sevgili dostlar, mekanik enstantane de neden bırakıyorum? Çünkü bu hani shutter, gerçi shutter hani sayısı önemlidir ya makinenizi satacağınız zaman. Bu mekanik enstantane için geçerli bir e, kavramdır. Her ne kadar e, bildiğim kadarıyla XT4, XT3, XS onlarda bunun için daha henüz kesinleşen bir bilgiye sahip olmadığım için bununla ilgili net bir şey söylemek istemiyorum ama 300 bin 300 bini ulaşabilmek için mümkün değil. Sizin herhalde bir 20 sene fotoğraf hatta belki de 50 sene fotoğraf çekmeniz lazım. Ona çok takılmayın ama enstantanedeki avantajı dediğim gibi bakın ses seda yok. Ve bu çok avantajlı. AS modu sürekli sadece çekim ya da kapat yapabilirsiniz ama genelde sürekli de tutuyorum. ISO şu anda manuel ayarladığım için 640'ta duruyor. Soğutma falan ayarı o şu anda bizimle ilgili bir olay değil bu sevgili dostlar. Çünkü elimizde soğutma fanı yok ve buna da çok fazla ihtiyaç yok. Yani çölde falan çekimler yapmanız lazım ve uzun çekimler yapmanız lazım ki o fana para yatırasınız. Gelelim flash fonksiyonlarına girmeyelim. Buna zaten girmeyeceğiz. Çünkü biraz sonra video noktasına getirip ayarlamaları yapacağız. Buradan da kullanıcı ayarları ve daha, sonra, daha önce bildiğiniz kur yani XT4'ün kur ayarları var. Bir fark var sevgili dostlar. Bunu da ilave ne yapmış? A ve USB ayarları, e, onu da bir şeyler bağladığınız zaman ortaya çıkıyor zaten. Özellikle de biliyorsunuz bunların networkli bir e, gribi var. O networkli gribi bağlayıp da bir şey, bir, işte bir bilgisayara falan bağladığınız zaman bu detaylar iyi de niye ortaya çıkıyor. Gelin bugünlük burada bırakalım çünkü video kısmını da başka bir içeriye bırakalım sevgili dostlar. Video kısmına da girersek bu inanın bana aşağı yukarı bir 45 dakika daha uzar. Birazcık daha sabredin. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğen butonunu hak etmiştir. Öyle düşünüyorsanız lütfen butonu ıskalamayın. Hala abone değil iseniz lütfen abone olun ki bu içerikleri daha geniş kitleye hep beraber yayalım. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgili dostlar, sevgiyle kalın, huzur kalın, sağlık ile kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.